İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü 17 Ağustos 1999 Körfez depreminin 25. yılını andık. Şehir Hepimizin programı olarak geçen hafta 12 Ağustos Pazartesi günü afet yönetimi açısından 25 yılın değerlendirmesini yapmıştık. Konuklarım Açık Radyo'da Altın Saatler isimli bir programı 25 yıldır birlikte yaptığım 4 arkadaşım idi. Aziz Şasa, Buğra Çelik, Elvan Cantekin ve Nazan Cömert. Bu programı çok rahatlıkla Medyascope TV'nin arşivinde bulmanız mümkün. Aynı zamanda İstanbul Hepimizin arşivinde de bulabilirsiniz. Bugünkü programda ise mühendislik, müteahhitlik ve yapı denetimi pratikleriyle deprem yönetmeliklerinin etkilerini, deprem sonrası bu konularda nelerin değiştiğini veya değişmediğini konuşacağız. Konuklarım yine Açık Radyo'da Altın Saatler programını birlikte hazırlayıp sunduğumuz Mehmet Nuray Aydınoğlu ve Muzaffer Tunça. Nuray hocamız, Profesör Doktor, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü emekli öğretim üyesi, Muzaffer Tunça, İnşaat Mühendisleri Odası eski başkanı ve İzmir Konak Belediyesi eski başkanı. Nuray Hocam ve Muzaffer Tunça, hoş geldiniz programımıza. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Evet, hocam, bu 25 yıllık süreç içinde ve tabii ki öncesinde özellikle depremle ilgili birçok çalışmanın içinde bulundunuz. Birçok raporun hazırlığına ön ayak oldunuz ve bu 25 yıl sonra geldiğimiz noktayı özellikle de mühendislik açısından, müteahhitlik açısından ve yapı denetimi pratikleri açısından ele alacağımız bu programda girişte neler söylemek istersiniz? Söz sizdedir hocam, buyurun. Teşekkür ederim. Efendim tabii 17 Ağustos 1999 depremi gerek büyüklüğü gerekse yarattığı etkiler bakımından 20. yüzyılın ülkemizdeki belki en önemli depremiydi. Büyük bir ve yaygın bir hasara neden oldu. Bunların ayrıntılarına girmek istemiyorum. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi depremden sonra yaşadığımız bu büyük yıkımın nedenleri nedir, nasıl çözülebilir, neler yapılmalıdır konusunda yoğun bir çaba içine girdi. Gerek kamu, gerek üniversiteler, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları vesaire. Herkesin hemen hemen o tarihte de hemfikir olduğu konu özellikle inşaat sanayinin Türkiye'deki yetersiz durumuydu. İnşaat sanayi derken bu konuyla ilgili üç ana konudan bahsedebiliriz. Bunların bir tanesi mühendislik hizmeti, proje hizmeti, projenin denetimi ve müteahhitlik hizmeti ve inşaatın denetimi. Bu konularda üzülerek ifade ediyorum, bugün bile çözülemeyen pek çok sorunumuz var ve bu sorunların 99 sonrası masaya yatırıldığı bir dönem yaşadık. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Genel olarak şöyle bir hava vardı, bir atmosfer vardı. Bu büyük depremden sonra artık bu süre gelen bu sorunlarımızı devam ettirmemeliyiz. Ve bu büyük depremin yıkıntısı, büyük yıkıntısının etkisi altında akılcı çözümler bularak bu problemlere çözüm bulmamız ve bu problemlerin tekrar etmesini önlememiz gerekir diye hemen hemen ittifak halinde birleştik. Neler yapıldı? Öncelikle birkaç önemli çabadan bahsetmek isterim.
bir fikir birliğine varabilmek, neler yapılması gerektiğini ortaya koyabilmek amacıyla hükümet bir 2000 tarihinde bir 2000 Mart 2000'de aslında 20 bilim adamından oluşan Ulusal Deprem Konseyi'ni oluşturdu. Bu konsey gerçekten çok güzel çalışmalar yaptı. Raporlar hazırladı. Hükümete tevdi etti. Ancak üzülerek söylemek gerekirse bunlar hükümet tarafından dikkate alınmadı. Çünkü o çalışma düzeni içinde hükümet de değişti zaten. Yeni gelen hükümet Ulusal Deprem Konseyi'nin çalışmalarına tabir caizse değer vermedi. Ve bu alanda yapılan çok değerli çalışmalar maalesef heba oldu. Hemen 2000 yılında 1999'un sonlarından başlayarak yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'deki yapı denetim sisteminin meydana gelen büyük yıkımın en büyük nedenlerinden biri ve belki de başlıcası olduğu düşüncesiyle yeni bir yapı denetim yasası çıkarılması çabalarına girişildi. Ve konunun aciliyetine binaen bu yasanın bir kanun hükmünde kararname ile hayata geçirilmesi tercih edildi. 2000 yılında 595 sayılı kararname ile yeni bir yapı denetim sistemi oluşturuldu. Bu sistem hiç mevcut olmayan, daha önce hiç mevcut olmayan yapı denetim kavramına oldukça başarılı bir yaklaşım getirdi. Örneğin yapı denetim inşaat sisteminde sigorta, mali sorumluluk, mesleki sorumluluk sigortası sistemini getirdi. Bu sadece bir sürü yenilik getirdi. Daha sonra 2000 yılında yine çıkarılan 601 sayılı kanun hükmünde kararname ile yapı denetim sisteminin esas elemanı olan yapı denetim mühendislerinin kalifikasyonlarını belirlemek üzere uzman mühendislik adı altında bir düzenlemeye gidildi. Maalesef bu iki kararnamede 6 ay kadar bir uygulama çabasından sonra Anayasa Mahkemesi tarafından bir takım hukuki nedenlerle iptal edildi. Şunu demek istiyorum. Aslında 99 depreminden sonra gerçekten yaşadığımız büyük felaketin nedenlerini anlamak, bunları çözmek için iyi niyetli çabalara girişildi. Fakat bu çabalar maalesef olumlu sonuç vermedi. 2004 yılında Ulusal Deprem Şurası, Türkiye Deprem Şurası toplandı. Çok önemli ve uzun hazırlık dönemlerinden sonra, çalışmalarından sonra toplandı. Çok sayıda komisyon raporu hazırlandı, yayınlandı. Fakat bunlar da maalesef hayata geçirilemedi. Şimdi mühendislik açısından Türkiye'nin en önemli problemi bütün dünyada, bütün gelişmiş ülkelerde mevcut olan profesyonel mühendislik veya bizim yetkin mühendislik dediğimiz kalifiye mühendislik hizmetlerini sağlamaya yönelik kalifiye elemanı sertifiye eden sistemlerin olmaması. Yani Türkiye'de 1938 tarihte o tarihteki mühendislik ihtiyacını da dikkate alınarak hazırlanan bir kanun bugün hala yürürlükte. Bu kanuna göre Türkiye'de ki tescil edilmiş bütün üniversitelerden mezun bütün mühendisler otomatikman profesyonel olarak çalışma yetkisine sahipler. Diplomayı alır almaz bu yetkiye sahipler. Böyle bir şey artık dünyada mümkün değil. Mezun olan mühendis tecrübesizdir. Mühendislik ise büyük ölçüde tecrübeye, aynı zamanda bilgiye, hızla gelişen teknolojiye ayak uyduracak donanıma sahip olması gereken mühendistir. Maalesef
Biz bu Türkiye olarak bu konuda bütün dünyadaki gelişmelere ayak uyduramadık. Ve bunun acı sonuçlarını 99 depreminde gördük ve maalesef 6 Şubat'ta da gördük. Yani geçen yıl da gördük çünkü hala bu sistemi çözemedik. Türkiye'de yetkin mühendislik konusunda 1980'lerden beri yoğun fikri çalışmalar yapıldı. Çok sayıda makale hazırlığı yapıldı, toplantılar yapıldı ve nihayet 1997 yılında İnşaat Mühendisleri Odası, benim de bulunduğum, içinde bulunduğum bir komisyon vasıtasıyla yetkin mühendislik yasa tasarısını hazırladı. Ve çok yoğun bir çalışma sonucunda hazırladı. Bütün dünyadaki örnekleri dikkate alarak hazırladı. Fakat bu hiçbir zaman maalesef hükümetler tarafından ciddiye alınmadı ve tatbikatta yapılmadı. Tekrar edeyim, bu hazırlık 1997'de, yani 99 depreminden 2 yıl önce yapılmış. Daha sonra AFAD'ın kuruluşunu görüyoruz. AFAD'ın kuruluşu biraz gecikti. 2009 yılında AFAD kuruldu ve AFAD bünyesinde bir deprem danışma kurulu oluşturuldu. Bilim insanları ve kamu bürokratlarının katılımıyla. Kurulun yaptığı en önemli faaliyet 2011 yılında hazırladığı ve 2012'de yayınlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Raporu'du. Bu çok kapsamlı bir rapordu. Yani Türkiye'nin biraz gecikti tabii, yani depremden 10-11 yıl sonra, 12 yıl sonra hazırlandı ama yine de bir çabaydı. Uzun çabalar sonunda çeşitli komisyonların raporları birleştirilerek hazırlandı. 2012 ve 2023 dönemleri arasında Türkiye'nin uygulaması gereken bütün strateji kararları burada yer aldı ve eylem kararları olarak. Bunların bir kısmı uygulandı, bir kısmı uygulanmadı. Biraz önce belirttiğim yapı denetimi, yetkin mühendislik vesaire gibi konular bu raporlar, bu strateji raporunda da yer almasına rağmen maalesef hayata geçirilemedi. Bir yapı denetim sistemi kuruldu. 595 ve 601 sayılı kararnamelerin iptalinden sonra 2001 yılında 4708 sayılı yasayla yeni bir yapı denetim sistemi getirildi. Ancak bu sistem hiç hazırlık yapılmadan ve ciddi çalışmalar, ön çalışmalar yapılmadan tatbikata sokulduğu için Türkiye'de yarardan çok zarar getiren bir uygulama oldu. Bugün bile, aradan geçen 25 yıldan sonra, biz hala Türkiye'de başarılı bir yapı denetim sisteminin mevcudiyetinden söz edemiyoruz. Bunun tek çözümünün yetkin mühendislik sistemine dayalı bir yapı denetim sistemi olduğu açık olarak ortada. Çünkü her şeyden önce mühendislik hizmetleri, gerek proje yapımı, projenin denetimi ve inşaatın denetimi bireysel bilgiye, deneyime dayalı, yani insan çabasına, insan emeğine dayalı hizmetlerdir. Ve burada da yetkinlik, kalifikasyon birinci derecede önemlidir. Buna biz hala imkan vermediğimiz için bu sorunları bugün bile çözememiş durumdayız ve maalesef 6 Şubat depremlerinde de bunun acı sonuçlarını gördük. Sanıyorum kısaca bir özet yaptım 97'den sonra yapılanlar konusunda. Tabii müteahhitlik sistemini belki son olarak belirtmem lazım. Türkiye'de müteahhitlik sisteminin regüle edilmesi konusunda maalesef çok geç kalındı. 99 yılı itibariyle Türkiye'de müteahhitlik hizmetlerinin teknik bir hizmet olarak tanımlanmasını sağlayan herhangi bir mevzuat mevcut değildi. Bu mevzuat ancak 2019 yılında getirilebildi. Bakın, depremden 20 yıl sonra ancak. Ve 2019 yılında yapılan bir sayım sonucunda Türkiye'de 450 bin müteahhidin olduğu anlaşıldı. Çünkü müteahhitlik sistemi tanımlanmamıştı. Müteahhit
müteahhitin tanımlanması için tek ve tek gerekli koşul kendisinin veya şirketinin ticaret odasına kayıtlı olması konusu. Yani Türk müteahhitliğin bir teknik hizmet olarak gerekli teknik, idari, mali bütün koşulları sağlayan bir hizmet olarak tanımlanması ancak 2019 yılında yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik ile hayata geçirildi. Aradan geçen işte 5 yıl içinde bunun uygulaması yapılmaya çalışılıyor ama bunun gerçek hayattaki etkilerinin ne olduğunu da henüz görmüş değildir. Yani bu yönetmelik bir hakkın uygulanabiliyor mu? Gerçekten mühendis müteahhitlik sisteminin kalitesi bu sayede yükseldi mi? Daha kaliteli inşaatlar yapılabiliyor mu? Bu konuda elimizde maalesef veri henüz yok. Ben isterseniz burada durayım. Bu her şeye rağmen biraz da ayrıntılı bir giriş oldu. Daha sonra başka evet. Konular zaman bir de kalırsa. Herhalde hocam İstanbul için deprem master planından da kısaca bahsetmemizde fayda var. O da önemli belgelerden, çalışmalardan biriydi ve dört büyük üniversitemiz tarafından hazırlandı. Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden uzmanların katılımıyla hazırlandı. Bugün bile hala geçerliliği olan birçok bilgiyi taşıması açısından önemli bir çalışma diye not edebiliriz sanıyorum. Çok haklısınız, evet. Evet, Muzaffer, sen neler söyleyeceksin? Evet, ben de o zaman deprem master planından başlayayım. Lütfen. Çünkü İzmir'de İnşaat Mühendisleri Odası yönetiminde yönlendirmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ve yine Boğaziçi Üniversitesi'nin hocalarının Nuray Hoca gibi, Mustafa Erdik gibi, Atilla Ansal gibi değerli hocalarla birlikte yaptığı bir deprem master plan çalışması vardı. Bu ilk başta Japonların desteklediği Radius diye adlandırılan uluslararası bir projenin parçasıydı. Ve bu çerçevede İzmir'deki çeşitli kurumlar, meslek odaları, sanayi odası, ticaret odası, valilik, itfaiye vesaire bu çalışmaya emniyet katıldılar. 1996 yılında başladı bu çalışma. Ve güzel bir noktaya geldi. İlk defa Türkiye'de bir deprem master planı yapıldı ki bunu internetteki Büyükşehir Belediyesi sayfasında bulmak mümkün. İzmir'in Büyükşehir Belediyesi. İzmir'in. Evet. İşte bu çalışmaları biz 99'un Temmuz ayında tamamladıydık. Yayınlandı. Fakat kimse ciddiye almıyordu. Nuray Hoca çok iyi bilir. Çok değerli katkıları var bu çalışmaya. Özellikle bu analizler bölümünde. Fakat 99 Ağustos'unda bir ay sonra neredeyse deprem olunca, büyük deprem, Marmara depremi, herkes şaşırdı ya siz bunları nereden biliyordunuz diye. Ama işte bilim burada devreye giriyor. O bilimsel çalışmalarla bir takım noktalar öngörülmüştü ve işte 2020'deki İzmir, Kasım'daki İzmir depreminde de o analizler bir sınırlı bir bölgeyi kaplıyordu. Sınırlı merkezi ilçeleri kaplıyordu. Oradaki tespitler doğrulandı bir bakıma. Yani yıkımlarla vesaire. Demek ki deprem master planı iyi değerlendirilirse olumlu sonuçlar alınabilecek. Nitekim İzmir'de yapıldı bu. Yani bu rapor yayınlandıktan sonra bir takım kamu kuruluşları, karayolları, ondan sonra o zaman TEK'ti, elektrik idaresi, İSU, su idaresi vesaire. Bu çalışmalardaki eksik noktaları gidermek için çalışmalar yaptılar. Bence bu olumlu oldu daha sonraki depremlerde. Dediğim gibi İstanbul'daki yapılan çalışmada
izlenebilse, değerlendirilseydi 99'dan bu yana çok daha olumlu bir noktada olurduk. Esas zaten sorun zannediyorum bir hafıza kaybı var. Yani geçmişi hiç hatırlamıyoruz. Ve o geçmiş çalışmalara katılan kimseler emekliye ayrılınca yani kurumlardan ayrılınca o bilgiler bir bakıma çöpe gidiyor. Bu bizim büyük eksikliklerinden bir tanesi. Mutlaka o geçmiş bilgileri üstüne koyarak götürmemiz lazım. Ve bunlardan bir tanesi de Nuray Hoca'nın bahsettiği yetkinlik konusu. İnşaat Mühendisleri Odası Nuray Hoca'nın dediği gibi 97'de bir yasa taslağı hazırladı. Ama yıllar geçti. Bu tamamlanamadı, sonuçlanamadı. Maalesef tabii üyelerimizden de bir direniş oluyor. Yani işte bazı olanaklarını yitirecekler diye düşünüyorlar herhalde. Dolayısıyla onlardan da direniş var. Ve bu nedenle de konu ilerlemiyor. İşte geçenlerde bakanlık, Çevre Bakanlığı, Şehircilik Bakanlığı bir yönetmelik taslağı mı desem nedir, bir yönetmelik yayınladı. Katlara göre gerek mimarların gerekse mühendislerde imza yetkisi tanıyor ama bunu bizim öngördüğümüz yetkin mühendislikte uzaktan yakından ilgisi yok. Yani öyle kata göre veya malzemenin cinsine göre bir seçim olamaz o yönetmelikte öngördüğü gibi. Bu arada tabii şöyle bir çelişme de yaşıyor Türkiye. Nuray Hoca bahsetti, müteahhitlik hizmetinde büyük bir boşluk var ve gerileme var, gerilik var. Ama aynı müteahhitlik ortamı dünya çapında işler yapıyor, büyük işler yapıyor. Yani dünya çapında iş yapan 100'e yakın Türk müteahhit var. Bu da bir önemli bir gösterge. Demek ki belli kurallara uyulsa iyi işler çıkacak. Ancak kurallara uydurulmadığı için, bir çerçeve çizilmediği için işte bu müteahhitlikte gördüğümüz, müteahhitlik hizmetlerinde gördüğümüz felaketleri Türkiye yaşıyor. İşte 99'da ilk gördük. Geçen yıllarda da Maraş depremleri, Hatay depremlerinde yaşadık. O daha da büyük felaketti. Yani hem mühendislik hizmetlerindeki başıbozukluk hem de müteahhitlik hizmetindeki başıbozukluk, ayrıca malzeme ve işçilik denetimiyle birleşince çok kötü sonuçlar verebiliyor. Bu arada bir şey hatırlatmak isterim. Ya biz İzmir'de bir dönem, yani bu 99 depreminden önce şantiyelerde işçilere oda olarak, yani inşaat mühendisliği odası olarak bir kurs veriyorduk. Gidiyordu arkadaşlarımız. Bir hafta oradaki ustabaşılara işte demir nasıl bağlanır, nelere dikkat etmek lazım, işte beton dökerken neye dikkat etmek lazım. Bunları gösteriyordu. Bunun da çok yararı olmuştu. Ve bunu yaparken de valilikle de bir anlaşma yapmıştık. Valilik bu usta eğitimi almış ustaların şantiyelerde kullanılmasını zorunlu kılıyordu. Ama denetimsizlikten gene bu uygulanamadı. Ayrıca işte bu yeni yasalar çıkınca ve bir de bir takım değişiklikler oldu. İşte AFAD kuruldu. AFAD'ı da ben açayım isterseniz. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı diye sivil savunmayı ve bir takım diğer birimleri birleştiren bir başkanlık kuruldu. Nuray Hoca'nın söylediği gibi. Ve şimdi de İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyor. Ama işte bu hep bir eksiklik ifadesi. Yani bütün bunları eşgüdüm içinde götürecek, yani koordine edecek bir rolü üstlenemedi AFA. Aslında esas rolünün o olması gerekirken yine yetersiz yaklaşımlarla bu sağlanamadı. Yani AFAD o
eşgüdüm görevini çeşitli kurumlar arasındaki, çeşitli meslek kuruluşları arasındaki eşgüdüm güden sağlayamıyor. Tam tersine birçok işi üstleniyor ve bunu da yerine getiremiyor. İşte en son olarak son çıkan 2018 deprem yönetmeliğini AFAD üstlendi düzeltmelerini, takım gelişmelerini yapmak için. Ama Nuray Hoca 6 yıl geçti mi? yani hala yapılacak o düzeltmeler ve çok böyle acil yapılması gereken belki düzeltmeler var ama AFAD bu konularla ilgilenmiyor. Oysa AFAD'ın görevi bu olmalı diye düşünüyorum. Yani bu da önemli görevlerinden bir tanesi. Diğer bir olay da ki yine inşaat mühendisliği çok ısrarla söylüyor. Her şantiyede bir şantiye şefi olması zorunlu. Bu hem meslektaşlarımıza iş alanı açacak hem de o işlerin, yani inşaatın kontrolünü sağlayacak bir işler. Ama ne yazık ki bunu da metrekareye bağlamışlar. Ve şu kadar metrekare şantiye şefliği yapabilirsin diye. İşte yer belirgin değil. Yani bir tanesi şehrin bir ucunda, diğeri diğer ucundaki şantiyeleri bir kişi nasıl denetleyecek? Bütün bunlar soru olarak duruyor ortada. Yine Nuray Hocam bahsettiği yapı denetim yasasının zayıflıklarının üstesinden gelinip daha doğru dürüst işlerlik kazanmış bir yapı denetim sisteminin olması gerekiyor. Bunun için de çok başvuru var. Fakat nedense bakanlık bu konuda sessiz kalıyor, ilgisiz kalıyor. Oysa bu sorunları hep birlikte meslek odalarıyla, akademiyle, akademisyenlerle birlikte oturup daha iyi bir hale getirmek lazım. Daha iyi bir hale getirmezseniz işte en son Maraş, Hatay depremlerinde maalesef felaketi yaşadık. Şimdi de İstanbul'un sorunları, sıkıntıları çok belirgin bir şekilde ortada. Bunları da belki şimdi ileride konuşuruz. Evet. Evet. Çok teşekkürler Muzaffer. Nuray Hocam, şimdi bu 25 yıla baktığımız zaman aslında birbiri arkasından depremlerin olduğunu da görüyoruz. İşte kısaca özetlemek gerekirse Van, Elazığ, İzmir, en son Maraş ve Hatay depremleri, tabii 99 yılında iki depremimiz var. Üst üste Kasım ayında gerçekleşen Düzce depremiyle birlikte Körfez depremi. Ve o günden bugüne kadar geldiğimizde çok sayıda çalışmanın yapıldığını zaten ifade etmiştik programımızın başında. Fakat bir yandan da yani bu ülkenin imkanları yok muydu da şimdiye kadar risklerin azaltılması konusunda, önlenmesinden bir an için vazgeçelim, azaltılması konusunda doğru dürüst bir çalışmanın olmadığını tespit ediyoruz. Ama bir yandan da görüyoruz ki aynı dönemde inanılmaz bir inşaat faaliyeti sürüyor Türkiye'de. Yani tarihinde görülmediği kadar çok sayıda yapının inşa edildiğini görüyoruz. Bir yandan baktığımız zaman yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında ciddi çatışmaların özellikle de deprem dönemlerinde hemen gündeme geldiğini müşahede ediyoruz. Bütün bu tablo içinde önümüzdeki dönemde işte unuttum eklemeyi, Muzaffer'in belirttiği gibi odalar devre dışında tutuluyor, uzman kuruluşlar devre dışı tutuluyor. Bütün bu tablo içinde önümüzdeki döneme ilişkin umutsuzluk dışında neler söyleyebiliriz? Yani hakikaten bir yandan İstanbul depremini beklerken bir bakıyorsunuz Maraş ve Hatay depremleri patlıyor. Yarın nerede ne olacağını bilemiyoruz. Ne dersiniz? Aynı zamanda bilim insanları arasında da farklı yaklaşımlar olduğunu tespit ediyoruz. Bütün bunlar konusunda ne düşünürsünüz?
Rica edebilir miyiz sizden görüşlerinizi? Estağfurullah. Efendim, şimdi meseleye teşhis koymakta maalesef hemfikir olamıyoruz. Pek çok alanda olduğu gibi. Mesele nedir? Bunu bir analiz edersek, konunun niye bu kadar büyük yıkımı, niye bu kadar büyük can ve mal kayıplarına maruz kalıyoruz? Çünkü biz yapılarımızı, binalarımızı doğru dürüst yapamıyoruz. Bunu yapabilsek, bunun kuralları belli. Yönetmeliklerimiz bizim yeterli. 99 depreminde 1975 yönetmeliği yürürlükteydi. O yönetmelik bugünkü yönetmeliklere göre doğal olarak biraz daha geri bir yönetmeliktir ama o kadar da kötü bir yönetmelik değildi. Eğer biz bu yönetmeliği doğru uygulayabilseydik, bilinçli bir biçimde uygulayabilseydik 99 depreminde ve daha sonraki depremlerde, biraz önce belirttiğiniz tüm depremlerde ve nihayet 6 Şubat depremlerinde de geçen yılki bu denli yıkıma maruz kalmazdık. Bunun böyle olduğu muhakkak. Şimdi en önemli konulardan biri, Türkiye'de bu hasarın niçin meydana geldiği, bu yıkımların niçin meydana geldiği konusunda çok büyük bir algı yanlışlığımız var. Maalesef medyanın ta 99'dan bu yana, hatta evet özellikle o tarihten bu yana özellikle öne çıkardığı zeminin ve jeolojik koşulların hemen hemen her şeyi etkilediği, her şeyi belirlediği konusundaki yanlış algı. Yani zemin sağlamsa hiçbir problem yok. Böyle bir algı maalesef bir takım bilim insanları, bir takım meslek insanları tarafından kamuoyunda, televizyonlarda, medyada o denli yoğun bir biçimde işlendi ki inşaatın kalitesi, mühendislik hizmetlerinin kalitesi, müteahhitlik hizmetlerinin kalitesi, denetimin önemi ikinci planda bırakıldı. Bu çok önemli bir kavramsal eksiğimiz. Bir kere bundan vazgeçmemiz lazım. Zemin koşulları, jeolojik koşullar, her şey, bunlar tabii sonucu etkilerler ama bunlarla ilgili yeterli hükümler bizim yönetmeliklerimizde zaten vardır. Bunlar sanki hiç dikkate alınmıyormuş gibi sadece bunların tayin edici faktörler olduğunu, diğer faktörlerin önemli olmadığı şeklindeki yanlış algı bir kere o kadar yaygın ki Türkiye'de bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. İkincisi, mutlaka ve mutlaka mesleki kualifikasyona dayalı bir mühendislik ve müteahhitlik sistemi kurmamız lazım. Bunu becerememiş olmamız bizim çok büyük bir ayıbımız aslında. Türkiye o kadar geri bir ülke değil. Bir sürü sorununu çözebilmiş bir ülke. Ama bu konularda hala bir rasyonel bir adım atamamamızı izah etmek gerçekten çok güç. Biraz önce benim ve Muzaffer Bey'in de ifade ettiği gibi yetkin mühendislik sistemini hayata geçirmememiz için bir neden yok. Bunun için 30-35 yıldır çalışma yapıyoruz. Bunun altyapısı hazır, fikri altyapısı hazır, çeşitli bir sürü rapor var, yapılan çalışmalar var. İnşaat Mühendisleri Odası'nın 1997'deki ilk taslağından sonra 2000'li yıllarda bugüne kadar devam eden çok yoğun çalışmaları var. Bunlar ciddi bir biçimde değerlendirilebilir. Şunu da söyleyeyim. 2012 tarihli Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nda da yetkin mühendislik konusu en temel konulardan biri olarak hükümete görev olarak verilmiştir. Bakın, hükümete görev olarak verilmiştir o zaman. Bunun hala çıkarılamamış olması bu sistemin. Çünkü bu sistem hem projelerin kalitesini, yani taşıyıcı sistem, inşaat projelerinin kalitesinin, hem de inşaatın denetiminin garantisini sağlar. Yani kalifiye elemanla bağlıdır bunlar. Eleman olmadan, başka bir kalifiye eleman olmadan başka bir şekilde bu hizmetlerin kalitesini yükseltemezsiniz. Bu kolay bir şey değil. Evet, çünkü çok büyük bir mühendislik kitlesini
ilgilendiren bir konu. Fakat bunu yapmamız lazım. İlk yapmamız gereken konu bu. Yani bir müteahhitlik sistemi Türkiye'de çok kötü. Türkiye'de biraz parası olan, biraz da cesareti olan herkes müteahhitlik yapabildi. Başımıza bundan geldi. Müteahhitlik sistemi politikaya, yerel siyasete çok açık ve rant meselesi dolayısıyla kötü kullanmaya çok açık bir sistem haline geldi. Müteahhitlik bir teknik hizmetten ziyade bir yatırım konusu haline getirildi. Türkiye'de yapsatçı denilen müteahhitlik sistemi bir yerde Türkiye'ye özgü bir şeydir. Müteahhitlik aslında teknik bir konudur. Belli bir projeye göre belli bir hizmetin, yani yapım hizmetinin, inşaat hizmetinin yerine getirilmesidir. Ama Türkiye'de bu yatırımla birlikte işte arsa karşılığı vesaire gibi bize özgü sistemler uygulanarak oldukça yozlaştırıldı ve imar hakları meselesi de özellikle yerel yönetimlerin kötüye kullanmalarıyla meseleyi sadece bir rant konusu haline getirdi. Bizim bu konuya çok radikal bir biçimde eğilmemiz ve bu sistemi değiştirmemiz lazım. Yoksa bakın 25 yıl geçti aradan 6 Şubat depremleri dolayısıyla ve hala bugün o depremlerden 1,5 yıl sonra hala aynı şeyleri konuşuyoruz. Benim meseleye esas yaklaşım şeklim budur. Bu konuları, bu temel konuları çözmedikçe probleme şey yapamayız. Şunu da söyleyeyim. Türkiye'deki deprem yönetmelikleri çok eleştirilir zaman zaman. Fakat Türkiye'deki deprem yönetmelikleri yeterlidir. Hatta bizim seviyemizdeki ülkelere göre daha ileri durumdadır. Ama önemli olan kağıt üzerindeki hükümler değil, uygulamanın nasıl yapıldığıdır. Benim kanaatim budur ve bu problemi ancak bu yaklaşımla çözebileceğimize inanıyorum. Evet, çok teşekkürler hocam. Aynı soruyu aslında Muzaffer'e de sormak istiyorum. Ne dersin Muzaffer? Tabii burada demin de dediğim gibi bir yetkinlik konusu var. Ayrıca burada bu kentsel dönüşüm kavramının da ele alınması lazım. Yani bunun da daha iyi, daha ciddi bir şekilde yürütülmesi lazım. Bu da rant bazlı ilerliyor ne yazık ki. Çünkü bakıyorsunuz zengin mahallelerde yenileniyor binalar. Ama esas ihtiyaç duyulan yörelerde, semtlerde şey yapılmıyor. Çünkü orası para getirmiyor. Ve bunu çok geniş bir şekilde ele almak lazım. Bir de önümüzdeki dönem, yani 99 depremlerinden ders çıkartarak acil yıkılma tehlikesi olunan yerlerde konuya el atmak lazım. Ben bu arada kişisel görüş olarak da güçlendirmenin de yeniden yapımla birlikte ele alınmasını düşünüyorum. Yani şimdi bütün bu kadar binayı yeniden yapmak çok zaman alacak ve maddi olanaksızlıklar da devrede. Dolayısıyla güçlendirme çalışmalarının da daha dikkatlice belki onunla ilişkin bir takım yönetmelik hazırlıklarının da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve böylece bu kadar binanın tekrar yıkılıp yapılması, işte rezerv alan tartışmaları yürüyor. Bu rezerv alanlarda aslında sağlam binalar da yıkılıyor biliyorsunuz. Yıkılma eğilimi var. Bütün bu yenileme konusunun da bu müteahhitlik kavramıyla birlikte, yani yeniden tanımlanarak müteahhitlik ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Burada da yerel yönetimler önemli bir rol oynayabilir ve bir takım destekler verebilirler ihtiyaç sahiplerine. Bunu da tekrar devreye sokmak lazım önümüzdeki dönemde. Çünkü özellikle İstanbul için acil bir durum var. Yani deniyor ki önümüzdeki şu kadar yılda ciddi bir deprem
tehlikesi var. Bunu bütün bilim adamları, akademisyenler söylüyor. Olgular da bunu gösteriyor. Dolayısıyla çok acilen tedbir almamız lazım. Ama aynı aymazlık sürüyor gibi geliyor. Nasıl 99'dan sonra artık kaçak yapı yapılmaz diye düşünürken tam tersine en tehlikeli bölgelerde birkaç kat çıkılmış. Ve artı tabii en tehlikeli işlerden bir tanesi de aflar geldi. Yani aslında bence ilgilenmesi gereken konulardan bir tanesi de yıkılan binaların ne kadarının bu afla uğramış binalar olduğunu da araştırmak lazım. Yani bir inceleme konusu olması lazım. Yani tamam ufak tefek biraz ufak bir balkon vesaire değil ama binanın bütününü kapsayabiliyor. Ben şimdi mesela son zamanlarda şunu görmeye başladım. İki katlı bina, bitiyor bina, çatıyı yıkıyorlar. İşte estetikler duvarlarla bir üçüncü kat inşası yapılıyor. Ruhsatı aldıktan sonra. Ve belediyelerin, yerel yönetimlerin buna kesin doğru demesi lazım. Çünkü onlar aynı zamanda geleceğe yönelik yıkılma tehlikesi içeren yapılar. Ve halkı sürekli uyarmak lazım. Yani halkı sürekli uyarırken de korkutarak değil, ikna ederek uyarmak lazım. Bu noktada da herhalde geçtiğimiz programımızda ele alınmıştır. Mahalle komiteleri, mahalle bazında, muhtarlık bazında bu uyarıları yapmak lazım. Çünkü muhtarlık Türkiye'ye özgü bir kuruluş. Batı'da mesela Japonya'da ben bunu bahsettiğim zaman herkes şaşırdı ki bu muhtarlar diye. Dedik halkla en yakın temas olan birimler. Mesela muhtarları da işin içine katacak şekilde bu yenilenmeyi, halkın uyarılmasını, mahalle bazlı mahalle örgütlerinin kurulmasını ilerletmek lazım. Evet, çok teşekkürler. Nuray Hocam, sizden de bireylere neler söylemek istersiniz diye sorarak ricada bulunacağım. Çünkü önümüzdeki dönemde bireyler açısından da son derece önemli bir konu haline gelmiş durumda. En çok da tabii ki insanlar etkileniyorlar. Son birkaç dakikamızda sizden ne söylersiniz insanlara, topluma, bireylere, nelere dikkat etmeleri, ne yapmaları gerektiği konusunda ne söylersiniz, onu almak istiyorum. Bana zor bir soru sordunuz son olarak. Çünkü gerçekten mevcut imkanlarımız çerçevesinde cevap verilmesi zor bir konu. Tabii vatandaşların en önemli kafalarındaki soru oturdukları binanın, yaşadıkları binanın depreme dayanıklı olup olmadığının bir şekilde belirlenmesi ve buna bağlı olarak alınabilecek önlemlerin ortaya konulması. Bu konu gündemimizde, hatta İstanbul için özellikle gündemimizin belki en önemli konusu. Depremlerden sonra özellikle gündeme çok daha fazla geliyor. Şimdi 1,5 yıl sonra bir miktar unutuldu ama hala önemli. Ama bu konuda gerçekten sıkıntılarımız olmasına rağmen mevcut binaların deprem dayanımlarının belirlenmesi çok önemli bir konu. Maalesef Türkiye'deki ve İstanbul'daki binaların önemli bir kısmının zaafları var deprem dayanımı bakımı. Bu belirlendikten sonra bunların çözümlerinin nasıl yapılacağı konusu işte o zaman bu kentsel dönüşüm konusuna giriyor. Kentsel dönüşüm konusu maalesef sadece konuştuğumuz ama bir türlü çözüm bulamadığımız sorunlardan bir tanesi. Muzaffer Bey'in dediği gibi güçlendirme tabii mevcut riskin azaltılması bakımından en önemli hususlardan biri ama sadece güçlendirmeyle problemi çözmemiz mümkün değil. Belli oranda yeni yapılaşmaya da imkan vermemiz lazım ama bu da bir planlama konusu. Bir şu anda olduğu gibi başı bozuk düzende bu yapsakçı sistemde
kentsel dönüşüm uygulamaları son işte 99 depreminden bu yana göre yapıldığı ifade edilen kentsel dönüşüm uygulamaları sadece rant yaratmaktan başka öteye gidemedi maalesef. Yani onu da kötüye kullandık. Halka söyleyeceğim, dediğim gibi en önemli şey konuştuğumuz konular bağlamında. Tabii depremden korunma vesaire konusunda onlar ayrı konular, onları şey yapamıyorum ama yapı mühendisliği açısından, müteahhitlik sistemi açısından, konuştuğumuz konular açısından en önemli konu mevcut binaların deprem dayanımlarının bir şekilde belirlenmesi. Bu konuda çok ciddi sıkıntılarımız var ama hiçbir şey de yapmayacak değiliz. Bunlar hala bu konuda yapılması gereken çok çok önemli işler var. Hocam çok çok teşekkürler. Size de teşekkür ediyorum. Muzaffer Tunca, sana da çok teşekkürler bu programa verdiğiniz katkılar için. Sağ olun. Evet, bugün 17 Ağustos'u anmak amacıyla hazırladığımız ikinci programı izlediniz. İlk programı geçen hafta gerçekleştirmiştik ve afet yönetimi üzerineydi. Bugünkü programda ise Profesör Doktor Nuray Aydınoğlu ve Muzaffer Tunca ile mühendislik, müteahhitlik ve yapı denetimi pratikleri ile deprem yönetmeliklerinin etkilerini, deprem sonrası bu konularda nelerin değiştiğini veya değişmediğini konuştuk. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programının sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.